في قلوبنا محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve alhiqna bis salihin. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mülk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru ve batinu ve huve bi kulli şeyin alim. Allahu Teala azze ve celle cümlemizi günahlarına af eylesin. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine cümlemizi nail eylesin. Bir hafta sonra tekrar bizi bir araya getiren Mevla'ya hamd. Resulüne salat ve selam olsun. Bana anlatmayı, size dinlemeyi Rabbim nasip eylesin. Okuduğumuzla amel etmeyi cümlemize Rabbim nasip eylesin. Bizim az olarak yapacağımız dersi Allah-u Teala çok olarak kabul edip ahirete azlık yapsın inşallah. Değerli kardeşlerim, şimdi Nüzul Suresi'ne göre okuyorduk. Bu ayda, bu haftada inşallah Rahman Yasin-i Şerif'i 12. ayetine kadar okumaya gayret edeceğiz. Şimdi Nüzul Suresi'ne göre bu 41. sure Yasin-i Şerif 83 ayettir. Bu hepsi Mekke'de inen ayetlerdendir. Şimdi her canlının kalbi olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Yasin'i Kur'an-ı Kerim'i kalbi olarak beyan ediyor. Yani kalpsiz insanın yaşaması mümkün değil. Yasin-i Şerif de Kur'an-ı Kerim'in kalbidir. Yani tek Yasin-i Şerif, yani Yasin-i Şerif bu 83 ayet, İslamiyet'in hepsini anlatıyor. İnsanların yaratılışını hepsini anlatıyor. Tabiatı da hepsini anlatıyor. Hepsi içinde. Tabii ki yani şimdi tamam Yasin-i Şerif bu kadar kıymetli de bu kadar değeri var da öbür surelerin yani kıymeti değeri yok mudur değil mi manasına gelmez. Yasin-i Şerif Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu övüyor. Diyor ki Yasin-i Şerif şimdi işte Perşembe günleri yani Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece bir evde okunursa O ev fakirlik yüzü görmez. O evin mevtaları da o Kur'an-ı Kerim'in okuduğu Kur'an-ı Kerim ile de onlar ferahlanır. Kabirlerinde ferahlanırlar. O Kur'an-ı Kerim onlara nur olur. Bir insan gece karanlıkta ezber eğer Kur'an-ı Kerim'i okuyorsa bu kabirde ona diyor bir lamba olur. Bir çıra olur. Yani Kur'an-ı Kerim o kadar değerlidir. Yasin-i Şerif o kadar kıymetlidir. Şimdi bu kalbi diyor ya Yasin-i Şerif Kur'an-ı Kerim'in kalbi. Şimdi işte bu kalp ise öbür ayetler de onun elidir, ayağıdır, gözüdür. İşte vücudun öbür azalarıdır. Yani muhakkak o ayetler de yani diğer ayetler de bir şeyler anlatıyor. Yine insanlara faydası vardır. Ama Kur'an-ı Kerim'in yani bu Yasin-i Şerif'i Peygamber Efendimiz'i övdüğü için ve koruyucu ayetler başka ayetlerde de var. Mesela Peygamber Efendimiz'i korumakla ilgili. Ve insanların yaratılışını daha böyle güzel izah edildiği için bu Kur'an-ı Kerim'in kalbi deniliyor. Şimdi Yasin-i Şerif'te bu 83 ayet her birisi diyor bir yani kaf dağı kadar ağırdır. Her bir ayet kaf dağı kadar ağırdır. Ve okuyan insan da diyor o kaf dağın ağırlığınca sevap alır bu insan. Diyor. Tamam hocam bu kadar güzel de biz okuyoruz ama o kadar sevabımız zaten bize yeter ve artar diyebiliriz.
Ama şimdi bir çuval düşünün. Çuval düşünün. İçine koyduğunuz, eğer çuvalın dibi gerçekte delikteyse o içinde durur. Ama delikse ne kadar doldursan doldur, çünkü o altta boşanır. Nedir bu? Şimdi işlediğimiz günahlar, yaptığımız hatalar bizim o sevaptan götürüyor. Yani o çuvalın dibi delikmiş gibi. İşte onların heba olmaması için, yani bu okuduğumuz heba olmaması için hem namazlarımıza dikkat edeceğiz, insanlar arasındaki bu müşavereye dikkat edeceğiz, çalışmalarımıza dikkat edeceğiz, evdeki çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize, dostumuza karşı dikkat edeceğiz. Dikkat edeceğiz ki o okuduklarımız bize bir fayda sağlasın. Çünkü birisi gelmiş, ya Resul ben kime iyilik edeyim diyor, ailene iyilik edeyim. Ailene. Kendi hanımına, çoluk çocuğuna. Bir insan kendi ailesine, kendi çoluk çocuğuna merhameti yoksa bütün kendini, bütün diyelim ki kazandığını, bütün insanlara dağıtsın. Zerre kadar faydası yoktur bu insan. Zerre kadar faydası yok. Niye? Çünkü o insan önce kendi ailesine, kendi eşine, kendi çocuklarına merhamet etmesi gerekir. Şimdi Esrâb-ı Vâdî denen bir tefsir var. Orada diyor ki Allah-u Teala'nın 4000 ismi var diyor. 4000 ismi var. 4000 ismi. Bunun 1000 tanesi diyor Allah-u Teala yanında gizli. Yani Allah-u Teala yalnız onu açıklamamış. 1000 tanesi. Bunun 1000 tanesi de melekler bilir. Allah-u Teala'nın 1000 ismi. Biz deriz ya 1001 ismi var Allah'ın. 4000 ismi var. 1000 tanesi Allah biliyor. 1000 tanesine melekler biliyor. 1000 tanesi de lahf-i mahfuzda gizli. Hani yani orada yazılıdır. Onu melekler de onu biliyor. Bunun 300'ü Tevrat'ta. Bunun 100'ü de İncil'de. 99'u da Kur'an-ı Kerim'de. Bir tanesi yine yani gayiptir. O isimlerden bir tanesi. İsmi Azam duası derler ya. İsmi Azam duası. İşte niçin? O da Kur'an-ı Kerim içerisinde. Niçin? Gizli. Kur'an-ı Kerim'i okuyun, baştan sona hatmedin. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hatmedin, İsmi Azam duasını da okumuş olursunuz. Allah'ın bu ismini de okumuş olursunuz. Yani Kur'an-ı Kerim büyük bir kitap. Ve Yasin-i Şerif işte bu kitabın kalbi. Yasin. Yasin. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Yasin, daha evvel anlatmıştık. Hamim, Elf Lam Mim, Elf Lam Ra, Taha, işte Yasin, Nun, tek harfler olan. Bunlar peygamber ile Allah'ın arasındaki şifreli olan ayetlerdir. Yani bunların manasını ancak Allah-u Teala bilir. Ancak Allah-u Teala bilir. Ya şu Yasin-i Şerif'te alimler diyor ki ya ey demek, ey insan, ya ey insanoğlu, ey insanlar diyor, burada bu hitap diyor peygamberedir. Yasin, ey Muhammed demek. Yasin o demek. Ey kulum veyahut ey kullar. Yani bu değişik manalara gelir. Yasin. Yasin. Vel Kur'anil Hakim. Şimdi Kur'an-ı Kerim ismi çok geçer. Yani ayetlerde çok geçer. Ey Muhammed diyor ki işte bu ayet-i kerimede. Yasin. Ey insanlar ve yahud. Vel Kur'anil Hakim. Muhakkak bu Kur'an, bu Kur'an Hakim olan Allah.
Yani Allah'ın izninde, Allah'ın yanında, Allah'tan inen bir kitaptır. Bu yemin manasına da gelir. Yani Allah-u Teala buna yemin de etme manasına da gelir. Yemin olsun ki bu Kur'an yanımda nazil olmuş. Benim kelamımdır, benim sözümdür. Yani bu Kur'an'a and olsun manası. İnneke leminel murselin. İşte ey Habibim, seni inkar edenler var ya, Ebu Cehil, Ebu Leheb ve onun taraftarları. Onlar bilsinler ki sen muhakkak bir Resulsun. Sen tarafımdan gönderilen bir peygambersin. Onlar ne kadar inkar ederlerse de etsinler seni. Hem Kur'an seni tasdik ediyor. Ben senin peygamberliğini tasdik ediyorum. İnneke leminel mursalin. Onlar ne yaparsa yapsın. Ala siratin mustakim. Evet. Onlar sana diyor ki bu cinlenmiş, okur yazara olmayan, ümmi olan birisi nasıl peygamber olur? Nasıl bize gelir de gelin bana tabi olun der. Sen onları bir kenara bırak ey Resulüm. Sen muhakkak dost doğru yolun üzerindesin. Senin bu tuttuğun yol dost doğru bir yol. Yani bir ucu dünya, öbür ucu ahiret. Sen bu yolda ayrılma. Sen onların dediklerine de kendini özme. Tenzil el azizir rahim. Çünkü o rahim olan Allah senin bu peygamberliğini tasdik ediyor, yani imzalıyor gibi, mühürlüyor gibi. Neyle? İndirdiği vahiy ile. Sen eskiden hiçbir şey bilmiyordun ya Resulüm. Biz sana öğrettik. Biz sana öğrettik bunları. Bu öğrendiklerini de sen de onlara haykır, korkma. Çünkü seni koruyacak olan bizleriz. Biz seni koruyacağız. Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de hep bizdir. Ben demez. Hiçbir ayette ben bunu yaptım demez Allah-u Teala. Ben bunu ben şimdi kibirle girmesin birisi. İkincisi de melekleri gözle görmüyoruz yani biz. Allah-u Teala bazı meleklere bazı görevler verir. Bazı. İşte mesela Mikail'e, İsrafil'e, Azrail'e, Cebrail'e verildiği görevler. İşte biz yaptık. Onları da Allah-u Teala zikrediyor. İşte o göçlü ve merhamette Allah'ın indirdiği vahiy ile seni biz seni koruyoruz ve sana bildiriyoruz. Sen yoluna devam et. Sen yolun doğru bir yol. لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا اُنْزِرَ آبَاءُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Babaları uyarmamış, bu yüzden gaflet içinde kalmış bir topluluğu uyarsın, uyarsın. Yani babaları zaten imansız insanlardı o insanların. Yani işte Ebu Cehil'in babası, Ebu Leheb'in babası. Yani o onları uyarmamış ki bu iler işte Müslüman olun, evladım Müslüman olun dememişti onlar. Bu tehlikeyi de onlara bildirmemişti. Neydi tehlike? Cehenneme gidecek olan yolu onlara söylememişti.
Çünkü onlar da aynı yolu takip ediyorlardı. İşte şimdi biz Müslümanlara düşen görev çoluk çocuğumuzu, yeni yetişen neslimizi yani evlatlarımızı tevhid üzerine yetiştirmek. Allah'ın birliğini anlatmak. Peygamber'in sevgisini aşılatmak onlara. Allah'ın yanında başka hiçbir kuvvetin olmadığını anlatmak. Bütün kuvvet, kudret Allah'ın olduğunu. Dirilten ve öldüren, hayatı veren ve alan. O olduğunu. Nasıl bir kuvvet? Her şeye gücü yeten. Ve la havle ve la kuvvete. Bütün kuvvet, kudret O'nundur. Ve la havle ve la kuvvete. İlla billah. Ya onda başka yok. Maka kimdir o? Kim kuvvetlidir? İlla billahi aliyyul azim. O azim olan Allah O'nundur. İşte bunu çoluğumuza, çocuğumuza eğer böyle bir arşı daha yeniysen o çocuklara böyle bir arşı verilirse o ileride o arşı onlara lazım olacak. İleride lazım olacak. Mermere kazılmış gibi olur yani. Mermere kazılmış gibi olur. Unutmazlar. Yarın başka taraflarda, kanallarda eğer onlara bir şey anlatırsa diyecek, biz bunu daha önce bunu böyle bilmiştik. Annemiz babamız bunu böyle söylemişti. Annemiz babamız bizim kötülüğümüzü kesinlikle istemez. Ki babamız, annemiz doğru söylemiş. Bunlar yanlış söylüyor. De. Ya insanlar küçükken öğrendiklerini asla unutmazlar. Hani mermere kazılmış gibi isim, öyle bir iş bırakır. Küçük bir kız çocuğu getirdiler bize. 12 yaşında Kur'an-ı Kerim baştan sona ezberlemiş. Baştan sona ezberlemiş. He. Diyor, hocam diyor, anneciğime söyle diyor, benim çok sıkıyor bu konuda. Dedim ki, ben sana dedim bir ayet söyleyeyim dedim şimdi. Zaten önce okudum, hepsini tıkır 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 söyledim. Dedim bir ayet kelime söyleyeyim sana. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ بِسْمِ اللّٰهِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَنْ Kendisi tabi tıkır arkasını söyledi. Dedim biliyor musun ne diyor? Dedi bilmiyorum. Şimdi okuyup unutanlar yeryüzünde Allah-u Teala onlara bir darlığa verecek. وَيَحْشُرُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ Ama kıyamet günde de kör olarak haşredecek. Öyle mi dedi amca? Ben unutursam kör mü olacağım bu dünyada? Tabi dedim. O zaman dedi ben bunu dedi her gün dedi okurum da unutmamam için. İşte öyle yaparsan oturursun. Bu unutmaz da çünkü. Unutmaz. 12 yaşında Kur'an Kerim baştan sona ezber. Maşallah. Elhamdülillah. İşte orada kalacak. Evet. İşte biz de çoluğumuza çocuğumuza bu Kur'an-ı Kerim'in bir Allah kelamı olduğunu ve Allah-u Teala'nın da yalnız ve vahid tek olduğunu aşılamamız gerekir. Ezberlemem kolay yolu ne de yani şu an bizim yaşımız için mesela. Biraz zor. Zor. Mesela Yasin'i böyle bir 6-7 ayetine kadar altta, alttan yukarı çıkarsan daha kolay ezberlersin. Alttan yukarıya. Öyle mi? Mesela. Yani aşağıda yukarı, bir ayet aşağıda ezberle, ondan sonra üste geç. Öyle. Hem unutmasın, hem kolay olur. İlhamı biliyorsun. Evet. Bizim yapmak. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Şimdi لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ Muhakkak ki hak bellidir. Ya açıktır. Hak. Yani güneşe kimse güneş yok diyebilir mi güneş doğduğu zaman? Bir insan gözünü kapatsa, dese ki güneş yoktur, güneş yok olur mu? Güneş var. Ya ancak o insan kendini kandırır. İşte andolsun ki, yani onların çoğu gerçeği bilmiyor. Gerçek gözünü kapatıyor. İman etmek istemiyor. Bu onların işine geliyor. Yani o andaki işine geliyor. Mevki yönünde kazancı yönünde, işte etrafındaki o şahşahaları, işte
alkışlamalar onun hoşuna gidiyor. O da o kötü yoldan bir türlü ayrılmıyor. Aslında kendisi de biliyor ki, Ebu Cehil kendisi biliyor ki Allah-u Teala vardır ve birdir. Tektir. Ama putlara secde etmesi, onlara ibadet etmesi, bu bizimle Allah'ın arasında bir aracı diyor. O da Allah'ın varlığını biliyor. Ama tek olduğunu biliyordu. Onları da, o putlar da ona ortak koşuyor. İşte onlar çoğu da karşı, yani bilirler ki Allah-u Teala vardır ama artık ona iman etmeleri de zordur. Zor der ki Allah-u Teala'nın yanında zor yoktur. Yani onların kalbi katılaşmış. Kesinlikle bu yolda dönmezler. Artık öyle karar vermişler. Biz bu yolda dönmeyiz. Atalarımızın yolunda dönmeyiz diye. Yoksa Allah-u Teala hiç kimseye zulüm etmez. İnne ce'anna fi anaqihim aglalen fehiyle edgani femna mukmahmun. Onların boğazında bir halka var. O işte iman etmek istemeyen insanlar. Halka var. Neye benzer bu? Bir tasma düşün. Tasma boynuna geçiren bir, affedersin, bir hayvanın boynuna tasma geçirilmiş. Ve demir tasma geçmiş. Boynu eğmez. Eğerse çünkü o tasma batar, boynu aşağıya eğmez. Hep yukarı kaldırır. Bu hem kibirlik hem gururluk. Yani o gururluk, kibirlik halkası var onların boynunda. Onlar asla eğilmezler. Onlar rukaya eğilmezler. Onlar secdeye varmazlar. Niye? Çünkü işte onların boynunda o halka var. Ne halkası? Kibirlik, gururluk, yalan, iftira, işte makam. O halkalar var boynunda. Bazı insan namaz kılmaz, diyor ki pantolon ütüsü bozar. Öyleler de var, gördük çünkü. Pantolon ütüsü bozulur diyor, onun için ben namaz kılmıyorum. Dedim hepsi evde bir seferde kılıyorum. Yani bunu sanki Allah-u Teala Azze ve Celle bilmiyor da beş vakti niye Allah-u Teala sabah öğle ikindi akşam yapmış? Yapsa yasla herkes gitme evde kalamaz mıydı? Kalabilir de ama Allah-u Teala bunu beşe bölmüş belirli vakitlerde. İşte o insanlar biz onların boylarına, çenelerine kadar diyor, dayanan kelepçeler geçirmişiz. Bunların yukarı gözleri aşağı solmakta. Yani onlar böyle gözlerini aşağı dikmek isterler ama göremezler. Ancak ta ileri görürler. Yani ayakların dibini göremez o insanlar. O boyunlarına geçirdiğimiz boyundurluktan. İşte boyundurluk biraz önce dediğimiz gibi kibir, gurur, nefis, enaniyet, inkarcılık, mevki, mertebe. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَخْشَيْنَاهُمْ فَاَمْ لَا يَبْسُرُونَ. Onlarınla Müslümanların arasında bir set vardır. İnanan ve inanmayanlar arasında bir set vardır. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine'ye hicret edeceği zaman Hazreti Ali Keremullah Hoca kendi yatağına yatırdı. Dedi ki ya Ali sen şu yatakta yat. Ve bu Ebu Cehil'in de bana emanet ettiği emanetleri var filan kuyuda. Sen sabah, yalnız onu değil, Mekke'nin ileri gelenlerin kimin gümüşü, kimin parası, kimin işte at eğeri, kimin kılıcı, kıymetli eşyaları peygambere vermişler, emanet etmişler. Muhammedül Emin. Hem de öldürmeye gayret ediyorlar. Yani hem düşmanları hem ona emanet etmişler. Ya Ali sen bunları sabah hepsini dağıt sahiplerine, dağıt, ondan sonra sana haber verdiğim zaman aramızdan gelirsin. Ve Hazreti Ali kendi yatağına yatırılıyor, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, 72 tane kabilenin ileri gelen insanları, kim orduya gitmesi için, kılıçlarını sıyırmışlar, kapıda bekliyorlar, ki işte gecenin bir kısmında içeri girecekler, Peygamber Aleyhisselam'ı yatağında kat edecek. Ve şu ayet-i kerime geliyor, diyor ki ya Resulallah biraz toprak al, onlara taraf serpilir. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا
فَاَخْشَيْنَا فَمْ لَا يُبْسِدُ Serpiyor, hepsi okuya dalıyor. Gözleri hiçbir şey görmüyor. Aralarına set giriyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam aradan çıkıyor. Ve onlar onu görmeden ve gidiyor. Sabaha yakın içeri giriyorlar ki hatta kılıcın ucuyla kaldırıyorlar o yorganı. Bakıyorlar ki Hazreti Ali yatmış. Senin sahibin nerede? Çünkü Hazreti Ali'yi büyüten Peygamber aleyhissalatü vesselam'dı. Diyor, o gitti. Vallahi biz kapıdaydık, çıktın, biz görmedik bu insanı. İşte şimdi bir bu, bir de Peygamber aleyhissalatü vesselam namaz kılarken Ebu Cehil diyor ki, ben onu namaz kılarken diyor, gideceğim onun kafasına diyor, şu taşı vuracağım. Taşı alıyor, gidiyor, elleri kuruyor, vuramıyor. Havada kalıyor. Geri geliyor, elleri düzeliyor. Ama Peygamber aleyhissalatü taşı bırakacağı zaman elleri kuruyor. Bir arkadaş diyor ki, sen yapamadın, ben bunu yaparım diyor. Geliyor bir sefer Peygamberle onun arasına bir set geliyor işte, görmüyor, sesi geliyor. Arkasına dönüyor, arkada sesi. Arka dönüyor, bakıyor, önünde sesi geliyor. Önüne dönüyor, bakıyor, sağında ses geliyor. Bakıyor, bir türlü Peygamberi göremiyor. O da o davadan vazgeçiyor. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنْ اَيْدِمْ سَدَّنْ وَمِنْ خَلْفِمْ سَدَّنْ فَأَخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُسْرُونَ Önlerinden bir set, arkalarında da bir set çekmişiz diyor Allah Teala. Kendilerini sarmışız yani o görmemeleri için. Sarmışız. Artık baksalar da bile görmezler o insanlar. Çünkü gözleri görmüyor. İşte ben peygamberimi böyle korurum diyor Allah Teala. İşte ey insanlar, neden korkuyorsunuz diyor Allah-u Teala. Neden korkuyorsunuz? Gerçek yolu hala görmeyecek misiniz? Daha aklınızı kullanmayacak mısınız? Yani bu kitabın ilahi bir kitap olduğuna daha iman etmeyecek misiniz? 1400 sene evvel söylenen, yazılan, gönderen ayetler şimdi içinde hiçbir eksik bulamıyoruz. 1400 sene evvel hani insanlar kıllıydı, postluydu, hani insanlar gericiydi, o zaman bilgisayarı yok, işte nasıl oluyor bu? İlahi bir kitap, Allah'ın kelamı. Huvel evvelu vel ahiru ve zahiru ve batin. Her şeyi yerine koyan bir Allah. İşte ey peygamberim, biz seni böyle kurtardık o insanlarda, o inanmayanlarda. Ve sevâun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. Ey peygamberim, sen o insanları uyarsan da uyarmasan da, onlara söylesen de söylemesen de, onlar yolu göstersen de göstermesen de, onlar için birdir. Yani onlar, başka bir etken diyor ki, onların kalbi var, girmez, kalbine girmez. Kulakları var, duymaz. Gözleri var, görmez. Yani görmek istemiyorlar. Yapmak istemiyorlar. Gerçeği bulmaya çalışmıyorlar. Yani sen kendini özme ey Habibim onlar için. Onları anlatsan da, anlatmasan da bir. İnnemâ tunziru men ittaba zikre ve haşer rahmane bil gayb. Sana uyanları, sana inananları sen onlara uyar. Çünkü onlar gaybe inanan insanlardır. Bakar sen ilk ayetinde diyor ya Allahu Teala. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Onlar görmediği Allah'a inanırlar. İşte
Bu ayet kelimeler ki sen ancak zikre, Kur'an'a uyan ve görmediği Allah Rahman'a saygı besleyen kimseyi sakındırsın. Çünkü ben onların kalıbına yerleştireceğim. Sen devam et. Sen onları uyarmaya devam et. Sana inananlarına sen benim emirlerimi tebliğ etmeye devam et. Peygamberine diyor Allah-u Teala. فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ Ve onlara da bir müjde ver. Sen Rabbinden onlara bir müjde ver. O müjde ki onları yani bu sirat-ı müstakim tuttukları yol dosdoğru bir yoldur. Yani İslam dini gerçek bir dindir. Bu yolda ayrılmasınlar. Bu yolu devam etsinler. Sen zikrine devam et, onlara da müjdele, bu yolların sonunda muhakkak olmakta cennet vardır. Allah-u Teala cümlemize nasip eder inşallah. Evet. İnna nahnu hil mevta وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَأَثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْنْ اَحْسَيْنَوْا ف۪ي اِمَامِ مُب۪ينَ Gerçekten biz ancak biz ölüleri diriltiriz. Şimdi buna benzer çok ayet-i kerimeler var aslında Kur'an-ı Kerim. Yani gerçekten. Yani bunun hiç şüphesi yok. Ben yaparım. Bir var. Bir de muhakkak yaparım. Yani insan bir yazı yazar bir yere. Ve bazı tekitler var ya tekit. Yani bu olacak. Cevap olacak muhakkak. Burada bu el kelimede muhakkak ki gerçekten hiç şüphesi yok. Yani böyle inanın. Biz ancak biz ölüleri diriltiriz. Ve önden gönderdiği şeyleri ve bıraktıkları eserleri kitaba geçiririz. İnne ce'anna inne nahnu nuhil mevta ve nektum ma kaddemu atharahum ve kulle şeyne ahsana fi imanin bin. Şimdi o yaptıkları şey asla ve asla boşa gitmiyor. Yani yaptığı şeyler. Birisi geliyor peygambere, ya Resulallah benim evim camiye çok uzak, ben yakına gelmek istiyorum. Beş vakit namaza kolay gelebileyim. Hayır diyor peygamber Resulallah. Attığın her adım, ve o adımlar arasındaki toprakların sayısız adedince sevap kazanmak istemez misin? İsterim ya Resulallah. O zaman evini getir yakına. Hayır ya Resulallah, o zaman ben diyor orada kalır. İşte bu adamın yaptığı iyilikler, yaptığı bu sevaplar ve defterine diyor, biz önce de göndeririz onu, defterine yazarız o insanı. Hani bir hadiste yine Peygamber aleyhisselam, Ebu Bekir Siddik radiyallahu anh'a men dehalel kabre bil azadin فَكَأَنَّمَا رَكْبَ الْبَحْرِ وَلَا بِسَف۪ينَ Bir insan diyor kabre girdiği zaman yanında eğer hazırlığı yoksa o insan diyor gemisiz olarak bir yola gemiden, denizden yolculuğa çıkacak olan bir seferiye benzer o insan. İşte gerçekten biz ancak biz ölüleri diriltiriz ve önden gönderdiği şeyleri de ve bıraktıkları eserleri de yani eserler dediğin bıraktığı iyilikler ve kötülükler kitaba geçiririz. Yani o muhakkak yanında bulacak. Zaten biz her şeyi açık bir kütükte sayıp tespit et. Yani kütük derken kütük şimdi bir aile kütüğü var. Soy kütüğü var ya. Kütük. Yani yazdık bitmiyor. Yazdık. Kütük hiç kayıp olmaz. Kütükte hiç kayıp olmaz. İşte şu cilden şu neyi getir. Fakat bütün sülalesinin ismi çıkarır.
yaptığı her şey. İnna nahnu'l mevta ve nektubu, işte o ölüler var ya, ma kaddeme ve atharhum ve kulle şeyin ahsana fi imanin. Önden gönderdikleri her şeyi o kütükte yazılı ve yanı başında bulacak. Allah-u Teala bizleri o kütükte iyilerle karşılaştırsın, yazılanlarla karşılaştırsın inşallah. Allah-u Teala bizim yaptığımız ibadetlerimizi, biraz anlattığımız gibi, çuval dibi delik değil de dibi sağlam olunan bir çuvalla doldurmayı Rabbimize nasip eylesin. Allah-u Teala çoluğumuzu çocuğumuzu Kur'an-ı Kerim'e itibar eden kullardan eylesin. Çoluğumuzu çocuğumuzu bu fani dünyada göçtükten sonra arkamızda da böyle Kur'an-ı Kerim okuyup Fatihalar gönderen nesle yetiştirme cümlemize Rabbim nasip eylesin. Sonra fezbile Kur'an'la imanla göçmeyi, cennete varmayı kendi zamanımızda Allah-u Teala nasip eylesin. Allah-u Teala sizde ve bize razı olsun. El-Fatiha. Allah'a müsaade eylesin.